Arkası Yarın. Aynadaki Yalan. Necip Fazıl Kısakürek. Seslendiren Bahadır Yenişehirlioğlu. Kendileriyle düşüp kalkmış olmanız ne demektir ve bu hususta bildikleriniz nelerdir? Ben Mine ve grubu ile temaslarımda onların bohem hayatı içinde bir takım heveskar taslakları olmalarından başka bir şey görebilmiş değilim. Herhangi bir fiili teşebbüsle alakalarına dair de hiçbir müşahedem yok. Ya sizin için öldürmek isterler? Bu sualin cevabını Mine verebilir. Zaten mucip sebebini ismimin yanına kaydetmiş. Onlarla düşüp kalktığınız zamanlarda bu niyetlerine ait hiçbir ize rastladınız mı? Rastlamadım. Tenkitlerime daima tahammül gösterdiler ve işi alaydan ileriye vardırmadılar. Mine'nin böyle bir harekette rol almak ihtimalini de bugüne kadar hayal bile edemezdim. Bu kızın cinnete kadar varan ruh sarasını yakından bilirdim ama bu kadarını bekleyemezdim. Peki dedi savcı, gerekirse mahkemede şahitlik edersiniz. Naci, hapishaneye Mine'yi görmeye gitti. Naci'yi avukat odasına aldılar ve kızı getirdiler. Mine tutuklu haliyle her zamanki ihmalci giyiminden daha boş verici, solcuların kullanmaya pek meraklı olduğu kelimeyi patlattı. Merhaba. Merhaba Mine. Ne o, beni görmek için tutuklanmamı mı bekliyordun? Bu da galiba kendini aratman için yeni bir numara. Ne numarası be? Bu kadar pahalı numara mı olur? Burada da mı felsefe? Geç. Ben seni tutuklayan rejim ölçüsüne, senin kafandaki rejim derecesinde inanmadığım için ziyaretine geldim. Seni mazlum gördüğüm için değil. Asıl seni tutuklayan zihniyeti zalim bulduğum için. Ya senin rejimin olsa bize ne yapardın? Zahmetsizce asardım. Biz de sana aynı şeyi yaparız ama eskinin son gücünü sende gördüğümüzü inkar etmeyiz. Hiçbir şeye inanmayanlarla senin gibi devrini yitirmiş bir şeye inananlar arasındaki farka hürmet ederiz. Naci, hapishanede bile yiğit bir küstahlık tavrından vazgeçmeyen Mine'yi tepeden tırnağa süzdü. Seni görmeye gelmemin bir sebebi de şu. Senin öldürülmek üzere sıraya koyduğun insanlar arasında beni en başta gösteren bir liste bulunmuş, doğru mu? Böyle bir liste olduğu doğru. Ama nasıl bulmuşlar haberim yok. Herhalde beni tutukladıklarından sonra aramış olmalılar evimi. Nasıl izah edersin bunu? Gerçekten öldürecek miydin beni? Evet. Niçin? Fikirde birbirimize zıt olduğumuz için mi? Başlarımızı aynı fikir yastığına koymadığımız için mi? Evet, başlarımızı aynı yastığa koymadığımız için. Ben fikir yastığı dedim. Ben de sadece yastık diyorum. Mine öyle bir tavır içindedir ki nerede ve ne vaziyette olduğunun bile farkında değil. Naci atılıp kapıyı açtı ve orada bekleyen gardiyana seslendi. Konuşmamız bitti. Hanımı koğuşuna götürebilirsiniz. Mine arkasından laf yetiştiriyor. Seni yaşatmayacağım Naci! Şu komünistlerin sahtelik temeli üzerine bazen yine sahte tarafından ne fedakarlıklara ne samimiliklere ulaşabildiklerini görüyor da insanın hayretten çatlayacağı geliyor. Dava ahlakı, vazife şevki, fedakarlık ruhu, gözü karalık seciyesi gibi faziletler olanca kaynağını ve hakikatini İslam'da bulurken bütün bu kıymetlerin marka Müslümanlarına veda etmesi ve komünistlerde karar kılması izah kabul eder mi hiç? Naci bu halinde izahını buldu. Bu tecelli de İslamiyet'in şanına ayrı bir delildir. İslamiyet evvela inanmayı, sonra da bu inanç etrafında ebediyen yeni ve sağlam bir ruh ve ahlak yapısına malik olmayı emreder. Bu yapı pörsüyüp çökmeye başlayınca da iman gıdasını alamaz ve ölü bir markadan ibaret kalır. Asırlardan beri süren nice tesirler altında, somaki mermerden mantarlaşmış çürük tahtaya döndürülen eski yapı,
bütün ruhi kıymetlerin düğüm noktası vecd ve aşk kaybedince, işte böyle bedava tarafından komüniste geçiyor ve karşısına gerçek vecd ve aşkın onu bir hamlede ezip külünü havada savuracak yığını çıkaramıyor. Çünkü bu İslami yığın, açık konuşalım, ismine devrim dedikleri belli başlı bir devreden beri köküne, kibrit suyu dökülmüş olarak yekpareliğinden uzaklaştırılmış, onun yerine devrimci, uygarcı, ilerici diye bir nesil üretilmek istenmiş. O da doğmadan ölmüş. Devrim dediklerinin devrilme olduğunu laboratuvar kesinliğiyle göstermiş ve ortalık biri tam teşkilatlı ve radarlarla dışarıdan idareli, öbürü de tüm başsız ve disiplinsiz ama iyi niyetli ve istidatlı, Türk ruh kökünün davacısı gerçek bir topluluğa kalmıştır. Netice hükmü şudur ki, komünist, inandığı batılın mücerret inanma kuvvetiyle akın ve baskınlarını yürütürken, karşısında hiçbir şeye inanmayanların seddini daima kolaylıkla yıkacak ve bu dava, gerçek iman ve onun ayrılmaz ruh vasıflarını taşıyıcı yepyeni bir nesil tarafından kelepçelenmedikçe durdurulamayacaktır. Naci böyle düşünürken, ateşten çizgilerle bir velinin şu ölçüsü gözlerinde pırıldadı. İnan da, istersen bir odun parçasına inan. Halbuki inanmanın kime ve neye olduğu belli. Yalanı bile kudret doğuran iman. Evet, inanmayı inanmanın mutlak merkezine zıt şekilde kullanıp sonra da onun ahlakını taklit eden ve kendi inanışına uydurmaya yeltenen komünist, kendisini çağ içi farz edici, hiçbir şeye inanmayanlara nispet edilecek olursa, tarla faresiyle lağım faresi arasındaki farkı belirtir. Hatırına Lenin'in bir sözü geldi. Lenin tarafından acı bir tenkide uğrayan bir komiser, "Bu benim hususi hayatıma ait bir noktadır." diye karşılık verince, liderinden şu muameleyi görür. "Bir komünistin hususi hayatı yoktur. İnsan hayatında batıl ve delaletlerin en büyüğünü devletleştiren bu adam, farkında olmadan tam zıddı olduğu bir din icabının insan ve hayat görüşünü heykelleştirmektedir. Asıl bir Müslümanın hususi hayatı yoktur. O, akşamın belirli bir saatinde kepenklerini indiren bir dükkancı gibi muayyen bir zaman çerçevesi içinde değil, her an ve her mekanda Müslüman ve mesuldür. Kenefte ve uykuda bile. Bakın, neler ve ne kıymetler köklerinden koparılıp nerelere ve hangi davalara kaydırılıyor da kendi öz imanının nispet ölçüleriyle beyni zonklayan biri meydan yerine dikilip incelikleri dile getiremiyor. Mahkemeye de çağrıldı ve kelimelerin tek tek zapta geçirilmesi ricası ile şu ifadeyi verdi. Bu kızı tanırım. Solculuk taslayan, hemen bütün kızlar gibi yapamadığını ve yapamayacağını yapmış görünmenin ve bu işlerde her fedakarlığa katlanmanın, zorla samimi olmaya çalışmanın, dibi kazınacak olursa samimiyetsizliği meydana çıkacak hastalıklı gayreti, daha doğrusu şehveti içindedir. Muhakeme edildiği suikast işinde itirafta bulunmasını hadisenin kendi eseri olduğuna dair bir hüccet kabul edemem. Tetkik ve takdiri mahkemeye aittir. Başta benim ismim bulunmak üzere tertiplediği listeye gelince bunu gülünç bulduğumu belirtmek isterim. İhtilal kültürünün en basitine malik bulunanlar da kestirir ki böyle tertipler kağıt üzerine dökülmez ve yüreklerde gizli kalır. Böyle bir vesikayı ele geçiren polis ve savcının da evraka buldum neşesine kapılmasını yine ciddiyetten uzak görürüm. Hadiseler gösteriyor ki dramatik neticelerine rağmen
her şey komik bir zemin üzerinde cereyan ediyor. Ve garip bir romantizm başını almış gidiyor. Mukabelesini göremiyor. Belki de mukabelesini gösterememekteki bu acz halidir ki işi komikleştiriyor. Ama güldüren bir dram ve ağlatan bir komiklik. Bir felsefeci ve ruhiyatçı olarak ve Mine'yi yakından tanıyan bir fert sıfatıyla görüşüm bundan ibarettir. Görüşünüz nedir sualine muhatap olmasaydım, bu mevzu ve saadet dışı mütalaalara huzurunuzda yer vermeyi doğru bulmazdım. Mahkemenizin sanık bayana, siz bir komünist misiniz sualine, tepemden tırnağıma kadar komünistim demesini de aynı hakikatsiz romantizm içinde gördüğümü de ilave ederim. Mahkeme reisi Mine'ye sordu. Şahidin ifadesine karşı söylemek istediğiniz bir şey var mı? Beni işlediğim ve benimsediğim suça layık bile görmeyen bu gericinin hakkımda verdiği beraat kararını reddediyorum. Dinleyiciler arasında gülüşmeler. Naci'nin mizacında her türlü dır ve tır nefretle kovulması gereken birer yobaz narası. O, Allah vardır ve peygamber haktırdan ve bunlara bağlı icaplardan başka hiçbir mevzuda dır ve tır nidalarına yer vermek istemez. Herhangi bir doktrinin çabucak çatlatabilecek kalıbında donmaya razı olmaz ve meçhule hürmeti en soylu bir usul haysiyetiyle korumak davasını güder. Halbuki dır ve tır hükmü, kaçınılması gerektiği kadar aranılması ve bulunması da lazım bir zaruret. Öyleyse mutlak arayıcılığında hakikat çilesi aşkına, bu hükme, yerinde vücut verebilmenin çetinliğine erebilmeli. Gerçek, idrak çilekeşlerinin şiarı, asli dır ve tır yüzü suyu hürmetine uydurma dır ve tırlardan kaçınmaktadır. Bir mısrağı kainat efendisi tarafından anılıp hadis olmak şerefine eren, dünyanın en mesut şairi Lebib, bu sırrı ne güzel çözer ve peygamber muradına kavuşturur. Hadis meali. Söz odur ki, Lebib söylemiştir, Allah'tan başka her şey batıl. Arkası yarın. Aynadaki yalan. Necip Fazıl Kısakürek. Seslendiren Bahadır Yenişehirlioğlu.